Dostlar, bugün Arkas Sanat Merkezi'ni dolaşmaya geldim. İlk girişte sanata desteklerinden dolayı Jotun'a teşekkür ederiz yazısı var. Ziyaretçiler var. O ilk odaya giriyoruz. Sol tarafta. Bedri Rahmi Eyüboğlu'na ait 1911 ve 1975 yıllarına ait bahçede figür eseri var. Şöyle göstereyim. Böyle bir heykel var ilk girişte. Casa Bellobini'ye ait kuyudaki Rebecca. Şöyle dolaşalım. Böyle bir tablo var. Tablonun ait olduğu kişi Henry Jean Guallin. Bu odada tablolar yer alıyor dostlar. Henry Jean Guallin'e ait tablolar. Böyle bir halı var. Girişte. Halının büyüklüğünü göstereyim ben. Odayı dolaşıyoruz. Yine Henry Jean Guallin'e ait bir eser. Bu da Henry Ogun Auston'a ait bir eser. Hepsi bir tablo. Bu odadaki yer alan Henry Jean Guallin'e ait tekrar başka bir tabloyu görüyoruz. Şöyle bir yazı var. Büyük ya da mütevazi bahçeler bize doğa ve kültürün zenginliğinin bir araya geldiği bir dünya parçasının tefekkürünü, deneyimlerin sırrını sunar demiş Rosario Assunto. Şöyle halıyı göstereyim dostlar. Halıdan yapılma bir eser. Böyle başka bir tablo var. İnsanları göstermeden başka bir odaya girdik. Burada da heykeller yer alıyor. Albert Ernest Carrière'e ait başka bir heykel. Halı var gördüğünüz gibi. Başka heykeller var. Tablo görüyoruz. Bir bayanın elinde bebek ve çocuğu var. Şöyle heykeli göstereyim. İsmi siz bakın. Eski halılar var. Eser Maturin Moreau'ya ait. Başka bir eseri göstereyim. Ağzında çubuk bir bayan heykel yapılmış. Böyle bir eski halı var. Kum kapı halısı olduğu söyleniyor bu halının. Bu halı kum kapı halısıymış. Kum kapı yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'da yapılıyor dostlar. Doğa bahçeler düşler demiş. George Blackie'ye ait bir başka eser var burada. Tablo var. Şöyle göstereyim. Böyle bir halı yer alıyor burada dostlar. Halının büyüklüğünü göstereyim size. Doğa Bahçeler Düşler sergisi, sana doğa bahçe ve insan arasındaki ilişkiyi Arkas koleksiyonundan derlenen eserler aracılığıyla yeniden hatırlamaya fırsat sunuyor. Şöyle bir üst kata doğru bir çıkalım. Burası Alsancak'ta yer alıyor dostlar. Yürüyoruz. İlk girişte ikinci katta böyle bir heykeller yer alıyor. Mario Antoni'ye ait büstü diyor. Mario Antoni'ye ait büstmüş. Bu da
Louis'in eşi Fransa kraliçesi Anne de Autry'nin büstü. Şöyle göstereyim ben size yine. Böyle ikinci kata çıktık. Büyük bir halı yer aldı yine. Eski zamanlı tarihlere ait. Tarihine bakalım. Yazıyor mu tarih? 1880 yılına aitmiş dostlar bu halı. Halıyı göstereyim şöyle. Şöyle yavaş mı göstereyim? Biraz hızlı oldu? Jean Baptiste Carpeaux. Şöyle bir heykel var. Bu taraftan doğru gidelim. Sol tarafa doğru. Böyle bir cam vazolar var. Girişte. 1866-1925 yılına ait. Juliet de Wiston'a ait böyle bir tablo var dostlar. Bu eserde 1889, 1839 ve 1889'a aitmiş. İçeride ziyaretçiler var dostlar. Şöyle çekiyorum. Emil Colliers'a ait. Emil Claus 1849-1924'e ait eseri. Şöyle göstereyim eserleri. Juliette Wiston'a ait. 1866-1925'e ait bir eser. Böyle tablolar var. Tablonun ait olduğu kişi. Şöyle göstereyim tabloyu. Sami Lim'e ait 1905-1986'ya ait bir eser. Naci Kalmıkoğlu 1896-1951 Yıldız Parkı. Abdülaziz'in yaptırmış olduğu. Nazmi Ziya Güran 1881-1937 yıllarına ait bir tablosu. Eşref Üren 1897-1934 tablosunu görüyoruz. Eşref Üren'e aitmiş. Böyle bir heykeller var dediğim gibi. Hoca Ali Rıza'ya ait eser. Yürüyoruz dostlar. ...1861-1940'a ait böyle bir eser var. Sanatçıların isimlerini şöyle göstereyim dostlar. 1861-1907. Sanatçılara bakarsanız onları söyleyince biraz video uzun oluyor. Robert Fowler'a ait 1853-1926'ya ait bir eser. Şöyle göstereyim. Elinde kiraz olan bir kız resmedilmiş. Resmeden de André Belichanteau demiş. Öyle heykelleri, tabloyu göstereyim. Yavaş yavaş şöyle bir dolaşayım. Çok güzel duvar resmedilmiş. Bu tabloyu bayağı beğendim dostlar. Böyle yıkanan bir hanımefendi var. Vazolar var. Dünya bir bahçe ise bunun sebebi ikilerin onun içeriği olması değildir. Tersine dünya bitkiler tarafından yaratıldığı içindir demiş Emmanuel Le Cossier. Halıyı şöyle göstereyim. Başka bir odaya girip dostlar. Burada da böyle vazolar var. ...1907-1998 yıllarında yapılmış peyzaj çalışmasıymış. 1859 ve 1941 yılına ait bir eser. Yapan kişiyi şöyle göstereyim. 1849-1924'e ait eser. Böyle göstereyim eserleri. İçeriği şöyle dolaşalım. Burada vazolar var.
Alfred Bransky. Gün batımında çobanlar eseriymiş. Böyle bir Edmund Church Warren. Adil Doğançay'a ait 1900 ve 1990'a ait bir tablo var. Samiyet'e ait 1879-1945 arasına ait bir eser. Osman Asaf'a ait 1869-1935'e ait bir eser var. Şevket Dağ 1876-1944'e ait eser. Üsküdarlı Cevat Ağa 1870-1939'a ait bir eser. Yine Samiyet'e ait 1878-1945'e ait bir eser. Samiyet'e ait 1878-1945'e ait bir başka eser. Bir başka odaya girdik dostlar. Aman. Odada şöyle bir halı var. Büyük olarak gösterebilirsem. Şöyle bir göstereyim ben. Eski eşyalar var. Tablo var. Başka oda. Zeki Koca Memi'ye aitmiş. 1900-1959 yılına aitmiş dostlar. Şeref Aktik 1899-1972'ye ait başka bir eser var. Burada da bir oda var böyle. Oturma odası sanırım.